Herkese hayırlı haftalar dostlar. Bugün sizlere definasyon döneminde çok ama çok önemli bazı noktalar anlatacağım. Bu noktalar olmadığında maalesef sonuç alınamıyor. Yani öğrenci diyor ki diyet yaptım, spor yaptım ama hiç derim incelmedi, yağım azalmadı, define olamadım. Çünkü bazı şeyler vardır ki arkadaşlar olmazsa olmazdır, kuraldır. Onları yapmadan ne olursa olsun yani bir genetik harikası değilseniz define olamazsınız. Dilerseniz sabah erken kalktığımız andan itibaren başlayalım. Şöyle akşama doğru bu püf noktaları geçelim. Birincisi, lafından da anlayacağınız üzere sabah erken kalkmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ne kadar erken kalkarsanız growth hormonunu o kadar yakalarsınız ki growth hormonu biliyorsunuz ki hem kas gelişiminde hem yağ yakımında birinci sırada rol oynayan bir hormondur, bir faktördür. Ve growth hormonu gece 11-12 sularında salgılanmaya başlayan, sabah saatlerine kadar yoğun bir şekilde devam eden bir hormondur. Yani en yoğun bu saatler aralığında çalışıyor. Siz sabah erken kalktığınız zaman vücudunuz o kadar ilginç bir durumda ki ne yapsanız yarıyor. Ve siz o saatte kalktığınız zaman bir bardak su, bir bardak kahve içtiğiniz zaman metabolizma hızınızı iki katına çıkartıyorsunuz. Belki bazılarında daha da fazla. Uyandınız, suyunuzu içtiniz, kahvenizi içtiniz. Eğer aç karnına antrenman yapma imkanınız varsa şunu net bir şekilde bilin. Belki demiyorum, net şekilde söylüyorum. İki katı yağ yakacaksınız arkadaşlar. Çünkü vücudunuz içerisinde besin yoksa antrenman yaparken neyi enerji olarak kullanacak? O istemediğiniz yağları enerji olarak kullanacak. Yani direkt olarak yağ yakmaya başlayacaksınız. Sabah erken kalktığınızda hem growth hormonu hem vücut 7-8 saatlik bir uykuyla dinlenmiş halde oluyor. Enerjisi yüksek durumda. Hem günün ilk erken saatleri daha hiçbir şey yapmamışsınız. Bütün enerjiniz %100 olarak duruyor. Hem de söylediğim gibi sabah 2 katı yağ yakma durumunuz oluyor kahvaltı yapmadığınız için. Herkes sabah erken spor yapamayabilir. Ben akşam yapacağım ya da yemek yedikten sonra ben daha iyi hissediyorum diyenler olabilir. Evet doğrudur. Her insanda söylediğim her şey %100 olarak çalışacak diye bir şey yok. Bazı insanlar kendini o şekilde daha iyi hissediyor olabilir. Onlar da arkadaşlar mutlaka ama mutlaka son öğünden antrenmana kadar en az 1,5-2 litre su içsinler. Örneğin akşam 7'de yemeğini yedin ve saat 9'da, 9.30'da antrenman yapacaksın. O 2.5 saatlik zaman diliminde mutlaka ama mutlaka minimum 1 litre, yapabiliyorsan 2 litre su içiyor olman lazım. Ve antrenmandan önce net arkadaşlar bir tane filtre kahve ya da Türk kahvesi içeceksin. Sert olacak. O içerisindeki kafein uyarıcı etkisiyle seni antrenmana odaklayacak, hazır hale getirecek ve kan dolaşımını da hızlandıracağı için sen antrenmanı daha verimli, daha kalori harcar durumda ve daha yüksek nabızla yapacaksın. Bak spor konusunda hayatta yalan söylemem biraderim. 10 numara vücudum var. Kanat ver. Ananı sikeyim. Geldik 4. maddeye arkadaşlar. Diyette aslında çok fazla yapılan bir hata bu. Öğrenci oturuyor, doyduğunda sofradan kalkıyor. Doyduğunda değil de doymaya çok yakınken kalkarsan sofradan müthiş bir olay gerçekleşmiş olur. Bizim inandığımız dinde bile 3'te 1'ini havayla, 3'te 1'ini suyla, 3'te 1'ini de yemekle doldurun diyor. Çünkü mide bu şekilde rahat çalışabiliyor. Fonksiyonlarını yerine getirebiliyor. Yani siz 3'te 2'sini doymuş kadar, 3'te 2'sini doldurmuş kadar yerseniz ve küçük bir miktar boşluk bırakırsanız mide o boşluktan fırsat bularak çok daha kolay sindirim başlatmış olacak. Ve kolay sindirim yaparsanız o gıdalar kolayca işleme alınabilirse metabolizmanız çok seri bir şekilde içeride çalışıyor olacak. O yüzden mideniz tam doymamışken, böyle küçük bir aralık kalmışken bırakın ki mideniz rahatlıkla sindirimini gerçekleştirebilsin. Bir sonraki öğüne rahat başlayın, gün içerisinde rahat hissedin. Mide rahatsızlıklarının sahibi olmayın ve sindiriminiz, metabolizmanız jet gibi olsun. Arkadaşlar, yatmaya çok yakın yemek yemeyin. Bakın akşam yemeği yemeyin demiyorum. Sakın burayı yanlış anlamayın çünkü bu çok kritik bir nokta. Akşam yemeği yemiyorsanız ciddi anlamda kas kaybı yaşayabilirsiniz. Sabah kalktığınızda dayak yemiş gibi uyanabilirsiniz. Ama yatmadan böyle bir 3 saat kadar önce keserseniz akşam yemeğini sindirdikten sonra yatağa uzanmış olursunuz. Çünkü vücut ayaktayken daha rahat sindirim yapacaktır ve yatağa uzandığınızda vücut artık dinlenme moduna geçeceği için hani o yediklerinizi işleme almayacağı için, almayacak demeyelim ama çok daha yavaş miktarda çalışacağı için o yemekler birikme ve yağlanma yapacaktır size. Ve gece tok karnına yattığınız için growth hormonu da aç karnına daha faal çalışabildiği için siz growth hormonunu da bir yandan baskılamış oluyorsunuz. O yüzden
Yatmadan 3-4 saat önce yemeğinizi yerseniz bunu sindirmiş olursunuz. Boş mideyle yatağa girersiniz. Kan şekeriniz yüksek olmaz. Growth hormonunuz çok daha iyi çalışır. Bu da sizin kas gelişiminizin ve yağ yakımınızın çok daha iyi olacağı anlamına gelir. Ve ertesi gün sabahında müthiş bir şekilde uyanırsınız. 5 tane madde sıraladım size arkadaşlar. Diyetinizi yapın, antrenmanınızı yapın, definasyonunuzu yapın. Her şey çok güzel ama bu 5 maddeyi yapmazsanız emekleriniz çöpe gidecektir. Bunları dikkate alırsanız faydasını göreceğini umuyorum. Kanalımı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Abone olmayanlar varsa abone olsunlar ve zil işaretine basarak bildirimleri atsınlar ki her hafta burada tekrardan buluşalım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.